Ne bu? Ne bu? Lütfen yalnız olmadığımı söyleyin bana. Bana oluyor. Kesin herkese olur. Ama kolları biraz daha bol. Asla bu isimleri okuyamıyorum. Neden bu kadar garip isimler koyuyorlar? Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Müthiş bir gün geçirmişsinizdir ve hepinize müthiş bir hafta sonu diliyorum. Umarım güzel güzel dinlenirsiniz. Pazartesi 2 gün sonra arkadaşlar. Hafta sonunun değerini bilin. Enerjinizi toplayın. Pazartesiye bomba gibi girin. Bugün yoğun istek üzerine neler aldığımı tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Maalesef ki halen kargolarımın bir kısmı elime ulaşmadı. O yüzden yani ne yapacağız bilmiyorum. Böyle bölüm bölüm ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü siz de gerçekten çok merak ediyorsunuz. Ben de açıkçası bu tarz videoları çekmeyi daha çok seviyorum. Açık ve net konuşmam gerekirse. Alışveriş videolarını zaten kendim de izlemeyi çok seven bir insanım. Neler aldığımı göstermek de benim için tabii ki de ayrı bir zevk. Lafa çok uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Ama bu kanalda yeniyseniz, bu videoyla beni tanıdıysanız merhabalar. Ben Elif, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanala destek olmak istiyorsanız bir like, bir yorum atmanız yeterli. Abone değilseniz abone olun lütfen. Bir önceki videolarımı da izlemediyseniz izleyin mutlaka. Ve beni Instagram'dan da bulabilirsiniz. Kullanıcı adımı açıklama kısmına ekliyorum. Oradan beni bulabilirsiniz. Şu sıralar Instagram'da çok fazla aktif olamıyorum ama anlatacağım her şeyi. Dediğim gibi bir önceki videomda da bahsetmiştim. Bir vlog hazırlıyorum. Güzel şeyler oluyor. Pozitif düşünelim. Hep pozitif şeyler yaşayalım hayatımızda. Ben şu an için gerçekten hep pozitif düşünmeye çalışıyorum. Büyük bir adım atıyorum hayatımda. Annemle birlikte. Ama anlatacağım sizlere her şeyi. YouTube'a da zaten çok böyle zaman ayıramıyorum. Instagram'a aynı şekilde. Instagram'a şu an hiç zaman ayıramıyorum. Benim önceliğim genelde zaten biliyorsunuz ki YouTube. Çünkü ilk YouTube'la başladım. Ama tabii ki de Instagram'a da ağırlık vereceğim. Bir bu işleri bir halledeyim. Bu işler bir bitsin. Başlayacağız arkadaşlar. İnanıyorum her şey çok güzel olacak. Siz de lütfen güzel dileklerinizi, dualarınızı eksik etmeyin. Birbirimize böyle pozitif enerji yollayalım. Evet, hemen neler aldığımı sizlere göstermek istiyorum. Bunu sizlere göstermiş miydim bilmiyorum. Sanırım göstermedim. Hiç şeyde de kullanmamıştım videolarımda falan. Bunu niçin aldım? Bunu H&M'den aldım. Çok güzel bir bant. Böyle kafanıza geçiriyorsunuz şöyle bir şekilde. Cilt bakımı yaparken gerçekten çok büyük kolaylık veriyor. Ben bunu 5 euroya almıştım. Şurada şöyle çıt çıtları var. Bence herkese de olur yani. Büyük kafalara da olur. Benim kafam da yani bence büyük. Bana oluyor. Kesin herkese olur. Arasından şunu göstermiş miydim bilmiyorum, onu tekrar göstermek istedim. Çünkü gerçekten çok uygun fiyata almıştım. Bayağı bir indirime girmişti bu. Şu tokalara zaten bayılıyorum. Farklı renkleri de var bende. Şu an buralarda mı bilmiyorum ama gösteririm. Ve şunlar zaten uzun süredir aradığım ama bulamadığım şeyler. H&M'de bulduğum için o kadar mutlu oldum ki hemen kapmak istedim. Ve hazır indirimdeyken de Elif kesinlikle almalısın dedim kendi kendime. Şunları şuraya böyle saçınıza takıyorsunuz. Çok büyük kolaylık veriyor. Saçınızı asla bozmuyor. Ha, bu arada ürünlerin seri numarasını vesaire hepsini açıklama bölümüne ekleyeceğim. Göz atabilirsiniz. Devam ediyorum. H&M'den çok güzel ev için ev terlikleri buldum. Çok stylish, çok modern. O yüzden almak istedim. İndirimde bunlarda. Bir beyaz rengi var, bir de bu renkte olanı var. Bu renkte olanı sanırım stoklarda tükenmişti. Ama hep kontrol etmeniz gerekiyor. Bazen bazı insanlar alıp tekrardan geri gönderiyor. O yüzden hep kontrol etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Çok rahatlar. Bendeki 37 numara. Şunu da göstereyim. İnanılmaz rahatlar arkadaşlar ve dediğim gibi çok stylish, çok en biliyorsunuz bu tarz terlikler şu an çok moda. Bu renkler indirimde, beyaz olanlar indirimde değil ama fiyatı o kadar da pahalı değil zaten. 20 euro falandı sanırım beyaz olanları ama ben bu renkleri sevdiğim için bu rengi almak istedim ve dediğim gibi çok stylish ve inanılmaz yumuşacık yani bilmiyorum. Çok güzel. Kendi ayakkabı numaranızı tercih edebilirsiniz. Yani küçük veya büyük değil. Ben 30, ben bilmiyorum ya. Genelde 38, 39, 37 değişiyor. Ayak numaram gerçekten
Çok garip. Hep değişiyor ama ev tergitlerinde genelde 37 tercih ediyorum ve mis gibi de oluyor arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Stradivarius'tan şu ayakkabıları almıştım. Bu ayakkabıları tanıyorsunuzdur bence. Converse'in çakma olanları. Çakma mı diyeyim bilmiyorum ya. Çakma değil de çünkü markası yok üzerinde. Stradivarius yazıyor ama şu son zamanlarda gerçekten çok fazla tercih edilen bir ayakkabı kendileri. Ben de çok fazla benim tarzım değil aslında. Ama farklı tarzları denemekte bence fayda vardır diye düşünüyorum. Buradaki ayakkabı numaram da 38. Dediğim gibi hep değişiyor. İnanılmaz bir şey. Topuklularda bazen 38 bazen 39 oluyor. Ayarlayamıyorum asla. O yüzden ayakkabı alınca genelde kararsız kalıyorum. 38 mi alsam, 39 mu alsam, 38,5 mu alsam hep değişiyor. Umarım bir tek ben böyle değilimdir. Lütfen yalnız olmadığımı söyleyin bana. Şöyle her taraftan da göstereyim. Arkadan da şöyle duruyor. Ve boyu da biraz uzatıyor birkaç santim. Onu da söyleyeyim. Bu pantolonu gösterdiğim için bana teşekkür edeceksiniz. Ben de bu pantolonu alabildiğim için çok şanslıyım bence. Çok da uygun fiyata aldım arkadaşlar. Yani gösteriyorum. Bu ne? Bu ne? Ne bu? Ne bu? Ne? Gerçekten ne bu? Çok güzel bir pantolon. İnanılmaz güzel. Stradivarius'tan aldım. 36 beden ve petit. Keşke petit almasaydım. Çok da kısa boylu bir insan değilim. Denemek istedim ama yani ben bu tarz pantolonlarda biraz paçaları daha uzun seviyorum. Çünkü paçaları bol. Biraz daha uzun olduğu zaman altına güzel bir spor ayakkabı geçiriyorum. Çok güzel oluyor. Ama pantolon inanılmaz güzel arkadaşlar. Tek sorun şu ki ben de bütün pantolonlarda böyle hep söylüyorum, hep söyleyeceğim sanırım. Yapanların bir suçu yok. Bende bir problem var. Bel bölgesi şu arkaları biraz daha bol duruyor bende ama pantolon çok güzel. Ya ben bayıldım şu renge bayıldım. Şu detaylara, şuradaki detaylara bayıldım. Umarım siz de bulursunuz. Yani almak isteyen bulur umarım. Şöyle biraz düzelteyim. Bu üstü biliyorsunuz zaten H&M'den almıştım. Benimle hazırlanan video sonunda da sizlere göstermiştim. Şöyle bir üst aldım. Biliyorsunuz ki şu siyah beyaz çizgili şeyler şu an gerçekten çok trend. Fakat bunun güzel tarafı var. Evet, basic bir üst ama kolları biraz daha bol. O yüzden güzel. Bendeki bedeni medium. Ben biraz daha cropped gelir diye düşünmüştüm fakat crop değil. Yani asla crop bir üst değil arkadaşlar. Crop istiyorsanız bir beden küçük tercih edin. Fakat normal bir kazak gibi durmasını istiyorsanız kendi bedeninizi alın. Ben medium aldım. Dediğim gibi biraz daha cropped olduğunu düşündüğüm için aslında yaptım bu hatayı. Yoksa small alırdım ya da extra small alırdım. Ama cropped hale getirebilirsiniz. Tekrardan yeni sezon H&M seri numarasını açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu arada geçenlerde aldığım bir maskeyi de sizlere göstermek istiyorum. O da The Ordinary'nin şu maskesi. Acetylic Acid. Asla bu isimleri okuyamıyorum. Neden bu kadar garip isimler koyuyorlar onu da anlamış değilim. Ondan öncesinde bunu kullanıyordum. Yani bunu da bazen kullanıyorum halen. Ama buna da başlayacağım. Bu maske yüzdeki kırmızı sivilcelere karşı çok iyi gelen bir maskeymiş. Deneyeceğim. Eğer ki memnun kalırsam sizleri de güncellerim. Yani beğenip beğenmediğimi sizlerle de paylaşırım. The Ordinary'den baya memnunum arkadaşlar. Yani çok pahalı ürünleri yok ama gerçekten kalite açısından çok iyi ürünleri var. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bu kanalda yeniyseniz, bu videoyla beni tanıdıysanız merhabalar, ben Elif, tekrar söylüyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bir like, bir yorum atmayı lütfen unutmayın. Aynı şekilde eski videolarıma da göz atabilirsiniz. Bir önceki videoda tekrardan alışverişimin diğer
bölümünü bulabilirsiniz. Yani birkaç parçayı da o videoda göstermiştim. Dediğim gibi Kargula gerçekten böyle ayrı 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 geldiği için hepsini bir videoda gösteremiyorum. Gönül isterdi ki hepsini bir videoda göstermek, sizlerle paylaşmak ama kader kısmet. Bu arada o kadar sabırsızlanıyorum ki direkt vlogları editleyip sizlerle paylaşmak istiyorum ama şu an zamanı değil. Biraz beklemeniz gerekiyor. Benim de biraz beklemem gerekiyor. Umarım her şey çok güzel olur. Güzel bir gün geçirin, güzel bir hafta sonu geçirin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ne bu? Ne? Lütfen yalnız olmadığımı söyleyin bana. Bana oluyor. Kesin herkese olur. Ama kolları biraz daha bol. Asla bu isimleri okuyamıyorum. Neden bu kadar garip isimler koyuyorlar?